Eren bugün vahşice katledilmemiş ve o cinayete kurban gitmemiş olsaydı 21. yaş gününü kutlayacaktı arkadaşlarıyla. En yakın, en samimi arkadaşı Ayşegül Hanım yanımızda. Geçen sene 3 Aralık'ta kutlamışlardı yanlışlıkla. Tam 3 gün öncesiydi ve 6 Aralık'ta yeni doğum gününde Ceren unutmamanızı söylemişti. Önce Ceren'i anlatabilir misiniz bize? Ceren nasıl bir arkadaştı? Melek, melek gibi biriydi yani. Bunu anlatmak çok zor gerçekten. Yaşına göre çok olgun, sanata, insanlara, bütün canlılara saygısı olan ve bunu her yerde ifade eden bir kızdı. Hepimize teselli olurdu. Bazen canımızı sıkan bir olay olduğunda güler geçer bir cümlesiyle hepimize moral olurdu. Yani sınıftaki herkese mutlaka dokundu. Bizi yıktı, bir şey diyemiyorum. Yani böyle bir insanın bu şekilde öldürülmesi, bu şekilde hayata gözlerini yummasını kabul edemiyoruz. Siz doğum günüyle ilgili planlar yapmıştınız. Evet. Farklı bir yerde bu hafta sonu bungalov evler var burada bir ilçenin. Oraya uzun zamandır plan yapmak istiyorduk sınıf etkinliği olarak. Ceren de çok katılmak istiyordu ve bu yüzden doğum gününü ona denk getirmek istedik. Öldüğü gün saat 1 gibi onunla konuştuk. Biz onunla bale dersi verdiği yerde birlikte çalışıyoruz aynı zamanda. Pazar günü de dersi olduğunu, bu yüzden bungalovlara gelmek istediğini, ders saatlerini bir gün öncesine çekmek istediğini falan konuştuk onunla. Bir 10 dakika ayaküstü. Çok gelmek istiyorum Ayşe abla dedi. Çünkü onun için sürpriz yapacağımızı hissetmiş olmalıydı. Onu mutlaka bu sene atlamayacağımızı çok iyi biliyordu. Biz arkadaşlarımızla organize olduk. Ders saatlerini ayarlaması için ben kursun müdürüyle görüştüm. O çekeceğini, bir gün öncesine getireceğini söyledi derslerini. Hepsini bir güne toparladık. Ceren zaten çok yoğun çalışıyordu. Sonra işte o gün de atölyeye gittiğinde ben de orada ders yapıyordum. Ben ondan sonra geldim. O benden önce dersini bitirdi, ayrıldı ama benden önce bu kurs saatlerini ayarlayıp pazar gününü boşa çıkarmıştı. Bu pazar hep beraber gidip orada kalacaktık. Bir gece kalıp hep birlikte onun doğum gününü kutlayacaktık. Peki geleceğe dair planları neydi Ceren? Ne yapmak isterdi? Ceren ne yapmak isterdi? Ceren şu an zaten çok mutlu olduğu işi yapıyordu. Baleyi çocuklara sevdirmek ve onlara öğretmekti onun en büyük istediği şeylerden biri ve bunu yapıyordu. Ama kendini bale konusunda geliştirmeyi çok istiyordu. Burada 8-9 yıllık bir eğitimi var, eğitim geçmişi var ama İstanbul'a gidip yüksek lisansını müzik bölümünde bitirdikten sonra ya bale eğitimiyle tamamlamak ya da tiyatroyla ilgili bir şeyler yapmak kafasında vardı. Bazen bize bırakacağım, sınavlardan yorulduğu zaman bırakacağım okulu, ben tiyatroya sınavlarına gideceğim yeniden derdi böyle. Yani tiyatro, müzik, bale onun hep hayaliydi. Yüksek lisans yapıp belki akademik olarak ilerlemeyi bir dönem düşünmüştü. En son yine bunları düşünüyor muydu bilmiyorum ama hayatı boyunca bir numarada bale, müzik ve tiyatro, yani başka bir şey yok. Az önce onu doğum gününü kutlarken Beni Yükselt diye bir eser seslendirdiniz. Niçin bunu seçtiniz? Ceren çok mu severdi bunu? Ceren çok sesli koro hocamız, Köksal hocamız bize bu eseri verdiğinde Ceren zaten bunu biliyordu. Ve sözlerinin anlamlarını bize söylüyordu. Burada şunu söylüyor, burada böyle diyor. Sözleri çok güzel diyordu. Ve biz bir yıl boyunca bu eseri hep beraber söyledik, çalıştık. Gruplarımız vardı. O grupta 7 kişiydik ama hani hep beraber söylerken onun bu şarkıyı çok sevdiğini, ara ara dile getirdiğini biliyorum. Evet, az önce hep beraber söylediniz. Çok evet. Teşekkür ediyoruz. Tekrar başınız sağ olsun ve sağ mutlu yaşlar olsun bir kez daha Ceren. Evet, Ceren'in sınıfında sırasına arkadaşları karanfiller bıraktı. O hep beraber çekindikleri resim ve Ceren'in resmi her zaman oturduğu bu noktaya bırakıldı. Ve 21. yaş günü Ceren'e yakışır bir şekilde kutlanırken o cani ise, Ceren'i hayattan kopartan cani ise tutulduğu cezaevinden Şırnak Cezaevi'ne nakledildi.